Medya Gündemi programından hepinize merhaba. Bugün yanımda Seyir Hanım var. Seyir Hanım bir danışman ve danışmanlık şirketi var. Sey Danışmanlığı'nın kurucularından kendisi. Kendisine bugün birkaç soru soracağız, sıkıştıracağız. Güzel bir bayan, biraz zorlayacağız kendisini özel olarak. Öncelikle bize Sey Danışmanlık'tan ve kendinizden bahseder misiniz Seyir Hanım? Öncelikle teşekkür ederim. Seyir Hacı Bekiroğlu, 21 yıllık sağlık sektöründe yöneticilik deneyimim var. Çok yeni kendi şirketimi kurdum. Hem yönetim danışmanlığı, hem öğrencilere kariyer koçluğu, hem birçok yöneticiye de yönetim danışmanlığı konusunda danışmanlık veriyorum. Oldukça yeni ama çok güzel projelerim var. Onlarla da yakın bir zamanda gündemde olacağımızı düşünüyorum. Biraz zorlayalım peki, bu projelerinizden bize ufak tefek bahseder misiniz? Elbette. Benim ağırlıklı deneyimim hastane açma, işletme, karlılık, gider yönetimi, inovasyon ve yeni neslin de aslında bu projelerde olmasını arzu ediyorum. Sey danışmanlık olarak liderlik ve kariyer koçluğunu kendim veriyorum. Özellikle de üniversite öğrencilerine katkı sağlamak üzere gerçekten nitelikli ve projeleri iyi olan öğrencilere ücretsiz veriyorum bu danışmanlığı. Onlarla birlikte de çok yakın bir zamanda bir proje yapacağız. Ondan şimdi bahsetmeyeyim ama niyetim şöyle. Biliyorsunuz artık işe başlarken insanlar deneyim soruyorlar ama yeni mezun birçok öğrencinin deneyimi yok ve kendilerini göstermek istiyorlar. Liderlerle, sektör liderleriyle gerçekten iyi projeleri olan kişileri bir araya getirip hem onlara iş imkanı hem de liderlere kendini anlatma fırsatı sunacağımız bir projem var. Bunun dışında zaten Sey Danışmanlığın ağırlıklı sağlık sektöründe ve diğer sektörlere de özellikle karlılık, gider yönetimi ve sürdürülebilir başarı konusunda deneyimlerini en iyi şekilde onlara aktarmak için görüşmeler ve çalışmalar yapıyoruz. Gelecek planlarınız neler diye soracaktım ama siz sürpriz olsun dediniz, evet. Söylemediniz ama. Kısmen bahsettim aslında. Hı hı. Yani birden fazla projem var ama zamanın gelmesini bekliyorum. Sey Danışmanlık da bir projeydi. Hayallerimden biriydi. Bir kuruma bağlı olarak çalışmayı bırakıp daha özgür, daha yenilikçi, en azından geleceği göremeyen, gerçekten gençlere fırsat vermeyen ya da yenilikçi, vizyoner insanlara fırsat vermeyen liderler altında bastırılmış kişilerin de bir şekilde özgür bir platforma geçmesi dileğimdi. Önce kendimden başladım. Bununla birlikte de diğer insanlara da inşallah fayda sağlamış olacağım. Çok güzel. Peki son olarak söylemek istediğiniz şirketlere, iş bulamayan öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şirketler eski yönetim tarzı artık geçmişte kaldı. Yani benim söylediğim olur ya da işte parasını ben veriyorum, ben verdiğim için benim dediğimi yapmak zorundasın ya da elini masaya vuran otoriter yöneticilik artık çok geçmişte kaldı. Sürdürülebilir bir marka, başarı ve nitelik istiyorlarsa mutlaka gerçekten sistemli ve mutlaka nitelikli insanlara değer veren ve onları ön plana çıkartan, destekleyen, mutlu eden bir ortam yaratmalılar. Bunun için de ülkenin gerçekten kültürüne uygun, yani hep yurt dışından bir takım danışmanlık destekleri alınıyor ama Amerika'daki anlayışla Türkiye'deki anlayış aynı değil. Bizim insanımız dokunulmaktan, anlaşılmaktan, nedenleri anlatılıp kendini dinletecek bir ortam arıyorlar. Böyle liderler, böyle yöneticilerle çalışmak istiyorlar. O nedenle de eğer başarı, mutluluk, karlılık ve sürdürülebilir bir marka istiyorlarsa bence liderlerin bakış açısını değiştirmek gerekir. Öğrencilere söyleyeceğim şey, yani bu zamanda iş bulmak kolay gibi bakılıyor ya da çok cesaretliler, inanılmaz böyle kendilerine olan güvenleri var. Çok güzel bir şey ama bunu sürdürülebilir kılmak için biraz azimli, biraz daha hevesli, biraz daha girişken ve zorlayıcı olmak lazım, vazgeçmemek gerekir. Onlara da bunu söyleyebilirim, belki de ısrarcı olmakta fayda var eğer inanıyorlarsa. Kesinlikle ben de katılıyorum. Medya Gündemi programından bugün Seyyel Hanım'ı ağırladık. Seyyel Hacı Bekiroğlu'nu Sey Danışmanlık olarak. Zaten bugün birazdan da Bir Dünya İş programına konuk olacaklar kendisi Gonca Güzel Hanım'a. Onun da linklerini YouTube'a yüklendiği zaman altta bulabilirsiniz açıklamalarda. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.